Selam dostlarım, Oyun Baskanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Frozenheim adlı Steam'de yeni keşfetmiş olduğum bir oyunu oynayacağız. Oyun yaklaşık arkadaşlar 27 TL'lik bir ücret vardı yanılmıyorsam. Onu yanlış biliyorsam düzeltirim. Oyun arkadaşlar hem tek kişilik hem de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir modu daha var. Dostlarım oyun Age of Empires'a çok benziyor. Yani ben çok benzettim. Bir de Valheim vardı biliyor musunuz bilmiyorum. Bir ara bayağı meşhurdu. Valheim'e de hikaye tabanında çok benziyor aslında. Biz bugün arkadaşlar Survival moda gireceğiz. Birazcık size oradan oyunun ilk izlenimlerinden bahsedeceğim. Şimdi oyuna geçelim. Arkadaşlar oyuna başlamadan önce şöyle sizi oyunun başlangıç ekranında harita seçmeniz için bir bölüm karşılıyor. İsterseniz buradan haritayı değiştirip seçebiliyorsunuz. Biz en başta Midgar'ın kalbinden başlayalım. Daha sonra hepsini sırayla oynarız zaten. Görmüş olduğunuz gibi burada bayraktaki flamadaki renkleri değiştirebiliyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden nedense bu en baştakiydi. Kaynak erişimi biz bunu birazcık tam yapalım. Şimdi oyunu bilmiyoruz. Sıkıntı yaşamayalım. Yerleşim adı dursa da olur ya, sıkıntı yok. Şöyle başlatalım. Sizler nasılsınız arkadaşlar bu arada? İnşallah iyisinizdir. Bir süre video atamadım onun için kusura bakmayın. Oo. Şimdi şöyle bizi o deniz kenarımız da var. Gayet güzel bir yerde bizi başlattı. Şimdi oyunu bir durduralım arkadaşlar. Burada hemen durdurma yerimiz de var. Şimdi bunlar neymiş? Bunlara bir bakalım. Bu ekip sınırı. Boştaki işçiler, çalışan işçiler. Savaş birlikleri yemektir, odundur, taştır. Onlar bilindik şeyler zaten, normal klasik hayatta kalma oyunlarından bildiğimiz üzere. Şimdi arkadaşlar bizim bu oyunlarda edindiğimiz en iyi bilgilerden bir tanesi nedir? Hayatta kalmak için yemek. Yemeğe çok dikkat edeceğiz. Şimdi hemen şunu başlatalım. Bir de şuradan oduncu kulübesi inşa edelim. Gördüğünüz gibi odunumuz bayağı düşük. Şöyle. Bunu da bu tarafa inşa edelim. Oyunumuz başlattık mı bu arada? Şöyle 2x alalım. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta bir sayaç var. 14 dakika diyor şu an. Bu sayaç sona erdiğinde bize kısım kısım düşman göndermeye başlıyor. Fakat düşmanlar her kısımda biraz daha güçleniyorlar. Şimdi şunu bir başlatsın. Arkadaşlar bu arada videoyu durdurup bir beğenmeniz yok mu ya? Vallahi benim için çok iyi olur biliyor musunuz? Yani gerçekten o kadar emek veriyorum ki anlatamam size. Hem iş yoğunluğundan hem de yaşadığımız problemlerden ama bunlardan size vakit ayırıp bu videoyu çekiyorum. Siz de lütfen birazcık bir beğeni butonuna basın ya. Şimdi biz bu 4 kişiyle ne yapacağız? Hemen şuradan bir saniye. Bizim taş ve deri üretiyor olabilmemiz lazım. Deri üretiyor olabilmemiz lazım ki birazdan eğitim alanını yaptığımızda, şurayı yaptığımızda bize deri ve taş gerekecek. Yani taş dediğim şu taş mıydı? Tahta kullanılarak üretilir diyor. Bu her neyse işte bundan lazım olacak bize. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama halledeceğiz. Önce bir şunu yapsın. Avcı kulübesini yapsın arkadaşlar. Avcı kulübesinden deri üretimini sağlayacağız. Şöyle hemen şuraya da iki kişi vereyim. Daha sonrasında bir ev inşa etmemiz lazım. Hemen bir odun üretimimiz gerçekleşsin. Daha sonra evimizi inşa edeceğiz arkadaşlar. Kardeşlerim bu arada görüyorsunuz yani grafikler bence çok güzel ya. Hani diğer patron oyununu tanıtmıştım size. Yani patron oyununa nazaran gerçekten çok güzel grafikleri var. Ben çok beğendim yani. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. İndirin, oynayın bence. Gayet güzel bir oyun. Bakın görmüş olduğunuz gibi 8 deri, 16, 24 öyle artıyor. Güzel ya. Bayağı iyi şu an için. Odunumuz da gelirse o kaç tane odun üretmiş şu an? 42 tane. Güzel. Şimdi getirirler onu da. Odun da getirdikleri takıyor. Şu an için 10 dakikamız kalmış. Ha.
Bak bak burada bir şey buldum ha. Siz kimsiniz lan? Gelin bakayım. Gelin şöyle bir gün ışığına çıkın bakayım bir. Abicim siz kimsiniz ya? Oo, reis. Siz ne iş yapıyorsunuz? Savaş becerileri neymiş? Görünmeyen arazinin bir bölümünü açığa çıkaran bir kartal gönderir. Oo, bak güzel özellik sevdim. Bunlar ne oluyor? Tarafsız, defansif, saldırgan. Biz tarafsız olalım abi şimdi. Kimseye karışmayalım. Birazcık gelişelim. Daha sonra ben size göstereceğim. Şimdi şöyle ben sizi o zaman siz keşif için gönderildiniz bize büyük bir ihtimalle. Şöyle ben sizi bir göndereyim ya. Burada bir şeyler var çünkü. Şöyle gidin bakalım biz siz. Oo bir şey keşfettik bak burada. Küçük köy. Ormanda tek başlarına yaşayan birkaç köylü haydutlar ve vahşi hayvanlarla mükemmel mücadele ediyorlar diyor pardon. Neyse şöyle gel bakalım bir köye. Köyde ne varmış? You say you come from bilmem bir şeyler. Endişeli köylüler. Elimizden geleni yapacağız. Bizden yardım istiyorlar arkadaşlar. Biz yardım edersek galiba bize katılacaklar. Bizden geleni yapacağız diyor. Bizden taşmaş bir şeyler istiyor şu an için. Biz bunlara yardım edemeyiz. Ama yardım edeceğiz. Yardım edeceğiz. Onları da kendi hanemize katacağız. Birazcık yağmur başladı bu arada. Niye böyle çok konuşuyorum ben ya? Ama nedense böyle size oyun güzel olduğu için anlatmak istiyorum ya. Yani heyecanımı sizinle paylaşmak istiyorum diyebilirim. Şöyle gel bakalım. Daha halen daha bu taşımamış. Şunu bir durdur abicim. Durdur hemen bir götürün onu bakayım ana binaya. Ha ana binada çalışan yok. Anladım. Devam et abi. Çünkü et de gelmiyor bakıyorum. Et de gelmiyor, deri de gelmiyor. Demek ki ana binada bir çalışan bırakmamız gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi. Bakın burada da birikmiş zaten. Onların hepsini şimdi toplarlar. Evet arkadaşlar şu an bizim odunumuzu getirdiler. O ana binada çalışan bırakmak zorundaymışız bu arada. Şöyle 3 tane evi inşa edeceğim ki bize şey gelsin. Hani boşta işçi gelsin ki rahat rahat işlerimizi halledelim. Şöyle bir tanesini serbest bırakacağım da bir tane yetmeyecek sanırım ya. Abi bir tane çalışan olsun orada ya. Şuradan bir kişiyi çıkartabilirim bence. Bir şey olmaz. Şimdi eğitim binasını yapmazsak eğitim binası şöyle dursun burada. Orası onun için gayet güzel bir mekan. Şöyle 2x'e verelim. 4 dakikamız kaldı arkadaşlar. Biz şuradan toplayıcı kulübesi inşa edip toplayıcı loncası daha doğrusu. Biz taş bulmamız lazım arkadaşlar. O neyse o taş değil. O taş değil bize taş lazım. Onu nereden bulabiliriz? Evet buldum. Taşı buldum arkadaşlar. Taşı buldum fakat bunu koyacak yer şuraya koyayım ya. Aynen. Toplayıcı kulübesine biz şurayı da aldırtıralım arkadaşlar. Buradaki ormanı da kaldırsınlar. Şuraya baştan başa bir liman bile yapabiliriz yani. Bildiğim kadarıyla liman yapabiliyoruz değil mi? Tekne yapabiliyormuşuz. Bir şeyler yaparız oraya ya. Güzel bir şeyler olur yani. Deniz kenarına her şey olur abi. Bugün deniz kenarına ne olmaz ki? Her şey olur. Ama şu işçiler birazcık burada yavaş mı çalışıyorlar? Bana mı öyle geliyor? Evet arkadaşlar şu an ilk düşman bir evi geliyor. Bakalım ne gelecek? Ayı mı gelecek? Kurt mu gelecek? Artık bilmiyoruz onu. Benim tahminim bu taraftan gelecek. Yani başka bir taraftan geleceğini zannetmiyorum. Bu taraf kapalı zaten. Bu taraf da kapalı. Aynen. Tam düşündüğüm yerden geliyor. Şöyle çekil bakayım. Ne geliyor lan? O nedir Rıza Baba ya? Sen gel şöyle. Sen gel. Siz gelin. Siz ölmeyin. Siz ölürseniz. Oy. Bizim şeylerimiz çok sağlam çıktı yalnız ha. Gayet iyi. Şimdi hemen durduralım. O 6 tane şeyimiz gelmiş bizim. Demir ocağı inşa edeceğiz. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an buraya 2 kişi verdim. Tahta ve şu materyal neyse bunu kullanarak bunu üretiyormuş. O zaman bizim o materyalden de toplamamız gerekecek sanırım. 6, 4, 10 kişi geliyor arkadaşlar.
Birazcık sıkıntı var ya. Sen ölme. Sen ölme gel. Sen ölürsen işimiz var. Oo, benim mızrakçılarım onları da tuttu arkadaşlar. Çok çok iyi haber bu. Tamam, şöyle. Oyun yavaş yavaş aksın. Çok hızlı değil. Çok yavaş da değil. Sen burayı topla. Devam et. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, oyunun mantığı bu şekilde fakat hep böyle ilerlemiyor, bunu söyleyeyim. Biz bu taraflara doğru açıldıkça farklı düşmanlar keşfediyorsunuz. Buralarda, buralarda olsun. O yüzden elimizden geldiği kadar hızlı gelişmemiz gerekiyor. Mesela şunları bizim geliştirmemiz gerekiyor ki bakın. Bunların hepsi geliştikçe açılıyor. O yüzden çok önemli. Bir kişi şuradan çıkartıp şuraya vermeyi düşünüyorum. Çünkü bu benim için gerçekten çok önemli bir hal aldı. Şu an mesela görmüş olduğunuz gibi bir tane şey eksikliği yüzünden biz bunu üretemiyoruz. Manlar geliyor artık. Bir durduralım bakayım ne geliyormuş. Oo. Benim mızrakçılar onları da doğuruyor ya. Benim mızrakçılarda bayağı iş çıktı ama baltacılarda hiçbir şey yok. Oo. Bu sefer bayağı fazla geliyorlar arkadaşlar. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Oy 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 oy. Kaç tane? Kaç tane? Bizimkiler bu sefer tahtalı köye gidecekler sanırım ya. Ev inşa edeceğim. Çünkü bu şartlarda bize bu kadar işçi sayısı yetmiyor. Şunu dağıtalım. Bir de şifacı kulübesi inşa edelim. Şifacı kulübesi de eğitim alanının hemen karşısında olmasını istiyorum. Çünkü yaralanan hemen burada gelip taburaya getirmektense orada hemen tedavi olsun diye. Şöyle bir bakalım. Bizim şimdi eksiğimiz ne? Yemek ihtiyacımız gayet yeterli. Asker sayımızın da yeterli olacağını düşünüyorum. Bu aldığımız yerlere tekrar işçilere iade ediyor. Burada bir kişi durabilir. Çok önemli değil. Burada iki kişi olsun. Burada bir kişi daha olsun. Bir tane de şuraya verelim. Tamam. Devam edelim şimdi. Biraz hızlandırmakta bir sıkıntı yok. Bakın bu sefer yaya birlikler gelmeye başladı artık. Bizimkileri biraz daha zorlayacaklardır. İnsan sayısının avantajını kullanarak aslında yendik biz bunları. Oo, okçular geliyor. Kaçır abi, kaçır, 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 kaçır. Ya da direkt gidip saldıralım. Bak 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 nereye gidiyor? Direkt ana binaya gidiyor saldırmaya. Bir 5 mızrakçıya daha ihtiyacımız var sanırım. Şunları da hemen şuraya götürüp bir şifasını yaptıralım. Şifacı kulübesi nasıl çalışıyor acaba? Yakındaki savaşçıları iyileştirir ve yakındaki evlerin sakinler için mutluluk seviyesini artırır diyor. Keşke oraya inşa etmeseymişiz. Yani bu da sürekli geliyor ya. Ne yapacağız onu düşünüyorum. Şu an için sayımız yeterli ama birazdan yetmeyecek. Bir 5 mızrakçı daha verelim biz. Düşman ordusu görüldü. Şu an için 10-13 tane şeyimiz var. Askerimiz var. Bir 5 tane daha verdik mi? Bizim için gayet okey olacak. Şunu yükseltelim bir. Şunu da yükseltelim. Yangın mı? Nasıl söndüreceğiz bunu? Bir saniye. Kuyu falan mı yapacağız ya? Az önce kuyu falan görmüştüm ama. Kuyu binaların tutuşmasını yangını söndürür. Aynen bizim kuyu inşa etmemiz gerekiyormuş. Ben bunu hiç düşünmedim. Şu yangını söndürsün. Orada da bir kişi çalışması gayet yeterli olacaktır. Daha fazla kişiye de gerek yok. Mutluluk 7'den 8'e çıkartıyor tekrar. Gayet iyi bu. Biz burayı yükseltmemiştik. Burayı yükseltmiştik evet. Burayı yükseltemedik. Demir istiyor. 10 tane demir istiyor. Neyse. Demir gelince de diğerini hallederiz. Güzel. Şuraya gel. Hemen sizin canınızı orada yükseltsin. Daha fazla insan kaybetmek istemiyorum açıkçası. Şimdi şuradaki insan sayısını artıralım. Burayı artıralım. Burayı artıralım. Her yerde arttıralım arkadaşlar. Şu an elimizde yeterince işçi var aslında. Şöyle artırabiliriz. Evet. Ataların salonu. Bak, önemli bir şeye benziyor. Ataların salonu eşsiz yerleşim becerilerini açar. Şurada ne varmış, ne yokmuş onu bilmiyorum bak. Teknoloji ağacı diyor. O bize bir
Elbise gibi bir şey gösteriyor. Hayvan derisinden giysiler üretir. Ha. Şunu açalım ki diğer bina açılmıyor çünkü. Bunu bir açalım bence ya. Şöyle dursun bu da. Çarpık kentleşme sonuna kadar var, dibine kadar var ama yapacak bir şey yok. Şöyle biraz hızlandıralım. O arkadaşlar video süresi gerçekten çok uzun olmuş. Yani ben bunu YouTube'a editleyip yüklemem falan bayağı uzun sürecek. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.